Biz en çok çocuklara inanıyoruz. Haydi gel bizimle ol. Geleceği tahmin etmek zor ama çocuklarımızı ona hazırlamak mümkün. Cevher gelenler değerli mücevherlere dönüşür. Bireylerin potansiyellerini ortaya çıkarıyor, onları geleceğe hazırlıyoruz. Öğretmenler bize sorar ama bu defa biz öğretmenlere sorduk. Soru: haftada kaç saat çalışıyorsunuz? Cevap: 50 saat. Ne kadar maaş alıyorsunuz? Asgari ücretin altında. Soru: asgari ücretin fazlasının iade edilmesi isteniyor mu? Cevap: evet. Ek ücretlerine yapılan faiz zamları veya okulun yapılan zamlarının karşılığını göremiyoruz. Ama öğretmenlere de hak veriyorsunuz mu? Yani? Öğretmenlere de hak veriyoruz çünkü insanlar parasız. Maaşlar düşük. Kimin maaşını aylarca alamıyor. Mevsimlik işçi gibi bazı özel okullar yaz döneminde öğretmenleri işten çıkarıyor. 2014 yılında elimizden alınan tavan maaş uygulamasının tekrar geri getirilmesini talep ediyoruz. Güvence talep ediyoruz. Özel okullara zammın kralı geldi. Ancak ne acayiptir ki aynı zam oranı öğretmenlere uygulanmıyor. İddiaya göre bir yıldır maaşlar düzenli ödenmiyordu. Bir öğretmenimizden çok iyi duydum. Cebimde 5 lirayla minibüse binip geliyorum. 17 yıldır özel okulda çalışıyorum. Maaşım asgari ücret artmadan önce 7350 liraydı. Şu anda kurumumun bana verebileceği maaş 9500. Özel okul öğretmenlerinin feryadı. Yemek ve ulaşımdaki artışlardaysa sınır yok. Sıra öğretmenlerin maaşına geldiğinde ise özel okul patronları musluğu kısıyor. Asgari ücret yatırıldı. Paranın belli miktarı geri alınan öğretmenlerimiz var. Biz çocuklarımızın gözlerine bakarken banka borçlarımızı düşünmeyeceğiz. Tavan maaş hakkımız geri alacak. Çoğu ek iş yapmak zorunda kalıyor özel okul öğretmenlerinin. Çünkü gelirleri hem düşük hem de sabit değil. 10 aylık sözleşme yalanına dur diyeceğiz. Özel Sektör Öğretmenleri Birlikteliği Derneği 2022 yılı verilerine göre öğretmenlerin %92'si 10 bin liranın altında maaş alıyor. %60'ı açlık sınırının altında. %93.8'i kendini değersiz, ihmal edilmiş ve önemsiz hissediyor. Bizi sınavların en zoru olan hayat sınavını hazırlayan öğretmeni asıl biz imkansızlıklarla imtihan ediyoruz. Rakamlar ortada, az önce gördünüz. Öğretmen iyiyse toplumu kurtarır diyoruz. Ama o halde toplumu kurtarmak için öğretmeni iyileştirmek gerekmez mi? Asıl sorularımız bunlar bizim.